Ne oldu sana hayatım? Tadım yok Lemanya. Hayırdır inşallah. Umut'a mı üzüldün yoksa? Yok, ben öyle herkese üzülmüyorum yani. Doğa dün bana kızdı, böyle ağır konuştu. Canım sıkkın ya. Nasıl ağır konuştu? İşte babalık yapmadın, yanımızda olmadın, bir sürü bir sürü şey. Hey, senin gibi bir babaya. Düşün yani. Üzülme Kayhan. Şimdi o boşandı ya, morali bozuk. O yüzden ne dediğini bilmiyor. Aldırma sen. Aldırdım ama. Ne yap biliyor musun Kayhan? Sen şimdi ara Doğa'yı, buluşup konuşun. Baba kız arasında öyle küslük olmaz. Sen konuşarak halledersin ha hayatım. Doğru söylüyorsun hayatım ya. Ben yapıcı bir adamım. Heh. Sen beni oku, tamam mı? Senin nefesin kuvvetlidir bir tanem. Tabii tabii okurum. Doğa, canım kızım. Sen bana hala kızgın mısın? Ya sen öyle konuşunca çok üzüldüm ben ya. Ha bir de böyle bilenmiş gibi açtın gözlerini bana. Abi seni üzmek istemiyorum ama bazı şeyler konuşulmalı. Konuş kızım, konuş. Tamam, ben kötü bir babayım. Anladım, o cepte. Başka ne var? Yani kötü bir baba değil. Şimdiden bahsetmiyorum. Ama sen hiçbir zaman baba olmadın ki baba. Yani resimde hiçbir zaman yoktun. En önemli günlerde biz hep üç kişiydik. Yılbaşları, doğum günleri, mezuniyetler. Ya senin işin vardı, ya bilet bulamadın ya da hastaydın, gelemedin. Kızım hastaydım. Vallahi hastaydım bak. Ya zaten şu an senin geçmişinle suçlamam da çok saçma, biliyorum. Çünkü sen busun, yani elinden gelen bu. Kızım, sen büyük kardeşin benim dünyamsınız. Sizi çok seviyorum ben. Ondan bir şüphem yok ki zaten. Ama sevmek başka, emek vermek çok başka baba. Hatasız kul olmaz be Doğacığım. Tamam, çocukluğumuzda pek civarınızda olamadım. Ama ne yapalım, benim de kapasitem bu kadarmış. Doğa, ben çok genç yaşta baba oldum. Ne yaptığımı bilemedim. Ya bakma sen böyle havai olduğuma falan. Ben çok duygusal bir adamım, biliyorsun. Ben sana kızmıyorum ki zaten. Yani ama en azından bir olay olduğunda, bir şey söylediğinde, yorum yaptığında ya bizim tarafımızda ol ya. Yani gelip bana Fatih'i savunma. Biraz bizi düşün. Baba biz zaten çok yaralıyız. Hele ben. Ya ben sevdiğim adamdan çok büyük bir darbe yedim. Bari bu konuda bizim yanımızda ol. Hayatta kızımdan ders almak da varmış. Uzun yıllar yanınızda olamadığım için üzgün. Sizde böyle derin yaralar açtığımı bilmiyordum. Beni affedecek misin? Gel. Ha? O zaman her bir araya geldiğimizde Fatih'e saydırayım ben. Ha? Ya. Ha? Sen böyle daha mutlu olacaksın herhalde. Aa, şöyle yüzün yüzsün biraz ya. Sen de çok ciddisin ama Doğacığım. Ya biraz relax, sal kendini. Prensesim benim.